Toplumumuzu, dünyayı etkileyen bir pandemi atağıyla karşı karşıyayız. Hepimiz çok dikkatli olmak zorundayız. Buna tabii ki gebeler de dahil. Her ne kadar ilk başladığında sanki genç grubu çok etkilemeyecek, çocukları, gebeleri, genç yaş çok etkilemeyecek gibi çok rahat hareket etsek de öyle olmadığı ortaya çıktı. Yani daha dün İran'dan 2-3 Evet, yaşında kız evet. çocuklarının ölüm haberini aldık. Çok üzücü. Yunanistan'dan bir tane gebe, koronavirüs taşıyan bir gebe doğumunu haber aldık bir hafta önce. Tabii ki çocuğa da bulaşıyor. Koronavirüs gebeye bulaşmaz diye bir şey yok ama risk grubunda değil. Yani normal genç popülasyon ne kadar risk grubundaysa gebe de o kadar risk grubunda. Bağışıklık sistemi düşük. Normalde gribal enfeksiyonlarda gebe risk grubundadır. Ve hani daha çabuk yakalanır, daha çok etkilenir. Korona şu anda bu gösterilemedi. Normal popülasyon kadar risk grubunda. Ya, sorun şu, gebeler daha fazla hastaneye gelmek zorunda kalıyorlar. Gebeliklerinden dolayı. Normalde evde kal Türkiye inanılmaz güzel bir slogan ve tarifiyen uymamız gereken bir slogan. Bu Kesinlikle. hastalığı minnetçe atlatabilmemizin tek yolu, başka bir yolu yok. Evde kal Türkiye diyoruz ama gebelere de kalamıyor. Çünkü doğum gerçeği var ve acil olaylarda çok fazla hastaneye gebe yani kapanmayan polikliniklerden biri gebe polikliniği ve çocuk polikliniği. Çünkü çok fazla gelmesi gereken talep olan poliklinikler. O yüzden daha kurallara, tedbirlere daha fazla uymak zorunda gebe grubu. Herkes gibi ama daha özenli. Çünkü hastaneye gelmek zorunda kalıyorlar doğum için ya da acil durumlar için. El yıkama çok önemli. Gerçekten çok önemli. Elimizi, yüzümüzü, ağzımızı, burnumuzu yıkamamız. Allah'tan sabun var. Allah'tan temizliğe düşkün bir kültürden geliyoruz. Ben buna çok güveniyorum bugünlerde. Çok fazla elimizi yıkayıp yüzümüzü yıkadığımızda en azından bulaş riskini çok azaltıyoruz. Bu kültürümüzü, temizlik kültürümüzü devam edersek belki daha az, daha hafif atlatabiliriz bu salgını ama evde kalmak çok önemli. Zorunlu olmadığımız müddetçe doktora gelmemek çok önemli. Gebelik takibi ne olacak diyeceksiniz. Gebelikte aslında biz normal günlerde, refah günlerimizde, sağlıklı günlerimizde ayda bir kere görmek isteriz gebelerimizi ama bu günlerde zorunlu olmadıkça gelmeyin kontrol ediyoruz. Bir problem olduğu zaman ya da illa gelmenizi gerektirecek bir sorun çıktığı zaman gelin diyoruz. Doğuma da engel olamıyorsunuz Tabii. sonuçta. Mutlaka gelmek zorunda kalıyorsunuz. O yüzden mümkün olduğu kadar şu 1-1,5 ay süresince çok zorunlu olmadıkça rutin kontrollere gelmeyin diyoruz.